Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Kerim Sükan, Bu Sport'un kurucusuyum. Bu Sport olarak bisiklet ve triatlon, koşu gibi uzun mesafe sporlarında yenilikçi ve özel projeler yapıyoruz. Şimdi de 24 saat yarışındayız. Evet, 24 saat boyunca burada bisikletler yarışıyorlar. Bu süreçteyiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bu sene kaçıncısı yapılıyor? Bu konuda bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Tabii bu dünyada olan bir format. Geçen sene ilk defa Türkiye'de gerçekleştirdik bunu. Yarış 24 saat boyunca en fazla mesafeyi kat edenin derecelendirmesiyle oluyor. Yarışta solo, 2 kişilik, 4 kişilik ve 6 kişilik takımlar şeklinde yarışılıyor. Aynı anda her takımdan sadece bir kişi oluyor. Peki burada şu anda kaç bisikletli var? Şu anda 520 bisikletli var. Toplamda da 145 takım var. Peki geçtiğimiz sene düzenlendi dediniz. Geçtiğimiz seneye kıyasla baktığımızda bu sene katılım arttı mı, azaldı mı? Bu konudaki talep ne? Yani insanlar bu yarışlara talep gösteriyor mu? Nasıl yorumluyorsunuz? Geçmiş yıla göre şu anda yani iki kıtına yakın bir artış var. Hem izleyici tarafında hem de sporcular tarafında. Ben arttığını düşünüyorum çünkü çok eşsiz bir deneyim yaşıyorlar. Yani hem 24 saat deneyimini yaşıyorlar hem de bu kadar kişi hepsi aynı anda sabaha kadar buradalar. Dolayısıyla öyle bir ortamı yaşamak her zaman mümkün olmuyor. Peki nasıl bir program bekliyor buraya gelenleri? Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yarış saat 1'de takım startı, saat 2'de de resmi start olarak başlıyor. Ertesi gün öğlen 2'ye kadar sürüyor. Bu süre zarfında aynı zamanda bir festival alanı var. Ve bu yarışın güzelliği hep aynı yerde geçtiği için izleyenleri, sevenleri sürekli gelip gidebiliyorlar. 24 saat boyunca açık burası, tesis de aynı şekilde. Akşam gece sineması var. Çeşitli festival alanında aktiviteler var. Dolayısıyla bütün günü beraber geçiriyoruz. Peki bu format dünyanın başka bölgelerinde de var mı? Yani İstanbul'da düzenlenen bu yarışın dünyanın başka bölgelerinde, başka şehirlerinde de yine aynı formatta düzenleniyor mu? Aynı formatta 24 saat olarak düzenleniyor. Kendi içerisinde ufak tefek değişiklikleri oluyor. Biz geçen sene yaptıklarımızın üzerine eklemeye devam ediyoruz. Mesela 24 saat boyunca canlı yayın yok. Format olarak var. Kurumsal kategoriyi ekledik. Solo yoktu, solo'yu ekledik. Yurt dışında da benzer şekilde ufak değişikliklerle bazı format değişiklikleri oluyor. Peki buna mesela normal bir bisikletli başvurabiliyor mu? Yoksa profesyonel olmak gerekiyor mu? Takımlardaki profesyonel bisikletli sayısında bir kısıtlama var mı? Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz? Tabii en çok aldığımız sorular bu. 24 saat deyince 24 saat boyunca binmesi gerekmiyor. İsterse yarım saat binip 23,5 saat boyunca da durabilir. Aynı şekilde takımlar arasında da kim ne zaman değişecek, ne kadar piste kalacak diye biz bir zorunlu koşul koymuyoruz. Herkes kendi stratejisini kendi belirliyor. Bunu yapmak için de illa bir elit sporcu, profesyonel bir atlet olması gerekmiyor. Amatörlerin zaten bundan keyif alması ve deneyim yaşaması için aslında tasarlanmış bir konsept. Ama tabii ki elit sporcular da katılabiliyor. Biz bu hem sporu sevdirmek hem de o elit sporcuların o deneyimlerinden de faydalanmaları hem de onların da yarışabilmesi için ikisinin ortasında bir format belirlemiş olduk. Her takımda en fazla bir profesyonel bisikletçinin katılmasına izin veriyoruz. Ama böyle de bir limitimiz var. Peki son olarak şunu da soralım size. Örneğin önümüzdeki yıl bu ses tekrardan düzenlenecek mi? Düzenlenirse hangi ayda düzenlemeyi planlıyorsunuz? Başvurular ne zaman başlayacak? Ve bisiklet sevdalıları bu organizasyona katılmak için nereden başvuruda bulunabilirler? İnternet sitemizden bizi takip edebilirler. istanbul24h.com internet sitemiz. Her sene büyüterek inşallah bunu devam etmek istiyoruz ve hedefimiz genelekselleşebilecek global bir yarış haline getirebilmek. Şimdiden yurt dışından duyulduklarına dair 2023'te geleceklerini söyleyen yabancı yarışmacı mailleri aldık. Bu bizim için çok sevindiriciydi. Hedefimiz daha fazla yurt dışından katılım alarak yarışı duyurabilmek. Kişi kısıtlaması var mı peki? Hani şu kadar kişi katılacak en fazla hani bir kontenjan vesaire?
Var. Daha doğrusu her sene onu da aslında geliştirerek arttırmaya çalışıyoruz. Bu seneki kişi limitimiz 600'dü. Hatta 580 gibiydi. Ona yakın bir şekilde bitirdik. Geçen sene, önümüzdeki sene daha fazla olacağını düşünüyoruz. O yüzden de ona göre çalışmaları daha da arttırıyor olacağız. Başvurular ne zaman başlayacak peki? Yani katılmak isteyenler için. Önümüzdeki senenin kayıtları muhtemelen 2023'ün Ocak ayı gibi, hani Şubat gibi açılır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.